Dünyada bulunan, kullanılan her şeyin nasıl oluştuğuna dair bir hikayesi vardır. Merhaba, ben Brian Unger. Ben Profesör Lou Bloomfield. Tasarım aşamasından montaja kadar sıradan şeylerin aslında ne kadar sıra dışı olduğunu inceliyoruz. Nasıl yapılıyorlar da bugün dudak merhemi ve tuz var. Şu anda saat sabahın körü. Saat 6:30. Burası ise arı kovanı gibi çalışıyor. Benzetmem için özür dilerim. Ama buradaki durum bu. Tübün içinde erimeyen fakat dudakta eriyen dudak merhemini nasıl yapıyorlar? Kuzey Carolina Durham'daki Burt's Bees fabrikasında her gün 16.000'den fazla üretiliyor. Fakat tüm bu seri üretimin ardında mütevazı bir başlangıç var. 80'li yılların başlarında Burt Shavitz, Maine'de bir kamyonetin kasasında bal satıyordu. Ortağı Roxanne Quimby ile birlikte bir sürü bal mumu almaya ve mutfaklarında mum üretmeye karar verdiler. 18 yıl sonra Burt ve Roxanne'in tarifi hala aynı. Vitaminlerin, yağların ve tabii ki bal mumunun bir karışımı. Bal mumu çok önemli bir malzeme olduğu için dudak merhemi üretilmeden önce arı kovanına gidiyoruz. Burada tonlarca bal mumu kullanılıyor. Bu yüzden yakınlarda bu bal mumunun geldiği bir çiftlik var. Pekala profesör. Üzerimizi giyelim. Nasıl bu kadar çabuk yapıyorsun? Bilmiyorum. Muhtemelen bir hata yaptım ve sonucuna katlanacağım. Tamam. Doğruca içeri dalıyoruz. Sonra üzerlerine duman salıyoruz ve üst tarafı çıkarıyoruz. Sonra da buraya duman salıyoruz. Bizim koruyucu aletler giyip senin giymemenin bir nedeni var mı Steve? Evet var. Çünkü arılar sizi sokarsa beni dava etmenizden endişeleniyorum. Bence bu mükemmel bir neden. Her bir kovanda birkaç tane çıkarılabilir kutu var. Vay canına, şuna bak. Evet, hafifçe çekeceğim. Her bir kutuda bal mumuyla dolu bir petek var. İşte böyle. Bal mumunun oldukça güzel bir beyaz rengi var. Fakat ben çok farklı renklerde bal mumu gördüm. Bal mumuna renk veren nedir? Şuraya bakarsan görebilirsin. Burası ne kadar beyaz gördün evet. mü? Burası ne kadar koyu gördün evet. mü? Evet. Peki neden koyu biliyor musun? Arılar bu kısımların üzerinde yürüdüğü için. Beyaz bir halı üzerinde yürümeye benziyor. Bütün arılar bayıldıktan sonra elimizde böyle bir şey kalıyor. Sonra bu bıçağı alıyorum. Buradaki özel aletlerden biri de bu. Şu kısımları kesip atıyorum. İşte burada saf bal mumu bulunuyor. Sanırım Burt şirketini işte böyle kurdum. Tesislere geri dönersek dudak merhemi yapmaya yükleme bölümünden başlıyoruz. Yağlar buraya fıçılarla geliyor. Pekala. Bunu çıkarmadan önce bilmem gereken bir şey var mı? Çok ağırdır. Ağır, tamam. O zaman bunu çıkarıyorum. Aman tanrım. Bu hiç iyi değil. Fena değil. Elimde 3 tüp aloe olarak bilinen bir bitkinin suyu var. Şimdi ne yapacağım Mike? Örnek alacağız. Sonra da içlerinden dudak merheminin önemli iki malzemesini çıkaracağız. Ayçiçeği yağı ve nane yağı. Tabii ki ürüne karışabilecek her türlü tozu kiri temizlemeliyiz. Tamam, pekala. Peki içerisine ne kadar nane yağı koymamız gerekecek? Buraya 15 kilo kadar koyacağız. Bunu mu çeviriyoruz? Musluğu açmak için genelde çevirmen gerekir. Mike biliyorsun, bu ilk günüm. Bana kolaylık sağlamalısın. Öyle değil tamam. mi? Kutuyu taşırmak istemeyiz değil mi? Evet, taşırmak istemezsin. Evet. Ama sen biraz açsın. Ama önemli değil, merak Hadi etme. Ya, öyle mi? Tarifteki yağlar, ayçiçeği, Hindistan cevizi ve nane. Hepsinin önemi büyük. Esas özellikleri kuru dudakları nemlendirmeleri. Fakat ayrıca bal mumuna yapısını ve kıvamını veriyorlar. İşte nasıl oldu? Tüm bunların içerisinde iç yağlar var. Fakat bazı yağlar diğerlerinden düşük sıcaklıklarda eriyor. Bu yağların doğru bir karışımı dudağınızda eriyen fakat paketinde yapısını koruyan bir merhem üretilmesini sağlıyor. Bir sonraki malzeme E vitamini. E vitamini asetatı. Merhaba E vitamini.
Evet, işte. Bir sürü dudak merhemi var. Hı-hı. 25 kilo vitaminin oluşmasını beklerken hiç uyuyakaldın mı? Burt's Bees'de kendini yağlar içinde bulma potansiyeli harika. Değil mi? Ne dersin? Evet öyle. Yani ben şimdiden her tarafımı bu maddeyle kapladım. E vitamini falan mı bu? Nedir? Nane yağı. Üzerimde nane yağı ve bal mumu var. Söyler misin, eve aynen böyle büyük bir dudak merhemi kokusuyla mı dönüyorsun? Hem de nasıl. Evet. İnsanlar size gülmüyor mu? Evet, gülüyorlar. Sonrasında malzemeleri 50 santigrat dereceye kadar ısıtıyorlar. Ardından yavaşça soğutuyorlar. Pekala. Mumu test etmenin zamanı geldi. Yanımda bileşen uzmanı Keith var. Bu spatulalardan hangisini kullanacağımı bana söyleyebilir misin Keith? Genelde şunu kullanırız. Bununla tüm sıvıları çıkarırız. Keith. Bunlar küreye benziyor. Hayır, bu spatulayı küçük kutular için kullanamaz. Bal mumunu işte bu önemli aşamada ekliyoruz. İşin zor kısmı burası. Pekala, yapalım. Tamam. Açtım. Dizlerim üzerine mi? Dizlerin üzerine çök ki sırtını incitme. Şimdi bütün kutuyu buraya mı boşaltacağım? Bütün kutuyu boşaltacaksın. Bu aşamada herhangi bir yöntem var mı? Hayır, sadece alışman gerek. Daha önce hiç bal mumunun içine düştün mü peki? Hayır, düşmedim. Tamam. Bal mumunun erime noktası çok yüksektir. Arı kovanının altyapısını oluşturur ve aşırı sıcaklarda bile katı yapıyı muhafaza eder. Bal mumunun içerisinde birbirine güçlü bir şekilde bağlı uzun moleküller bulunur. Böylece rahatça bükülüp kırılabilir. Dudak merhemi için ideal bir temel. Sadece 5 kutu kaldı. Çocuk oyuncağı. 5 kutu daha mı? 5 tane. Demek. Yapabilir misin? Çok iyi, aferin. Spor salonuna gider misin? Yoksa sadece burası yetiyor mu? Tüm kaslarımı burada kazandım. Görünüşe göre bir sürü iş var. Arıların böyle bir kutuyu doldurması için bütün bir yıl boyunca 25 kovanda çalışması gerekiyor. Fakat dudak merheminin dağılmadan kalmasını sağlayan başka bir malzeme daha var. Lanolin adındaki bu cilalı malzeme oda sıcaklığında yarı katı bir halde. Fakat vücut sıcaklığında eriyor. Doğanın en iyi nemlendiricilerinden biri. İnsan derisinin çok rahat emebildiği moleküllere sahip. Derinin içerisinde nemin tutulmasını sağlıyor. Karışım bal mumu eriyene kadar ısıtılıyor. Son olarak nane yağı ve E vitamini ekleniyor. İkisi de 54 santigrat derecenin üzerinde bozuldukları için karışıma son aşamada dahil oluyorlar. Bunu yapmanın daha kolay bir yolu olmadığına emin misin? Evet, şu anda bunu yapmanın en kolay yolu öylece içeri boşaltmak. 164 litre civarı yeterli olur. Burada bir damlasını bile ziyan etmiyorsunuz değil mi? Etmemeye çalışıyoruz. Cidden soruyorum. Tüm bu yağları ve kullandığınız malzemeleri nasıl temizliyorsunuz? Genelde paspas kullanıyoruz. Demek paspas. Erime işlemlerimiz sona erdi. Karışım hazır. Bu karışımı buradan alıp tüplere koymaya hazırız. Onları buraya koymam gerekiyor değil mi? Kesinlikle. Düzgün olmalarına dikkat et. Tamam, düzgün olmalılar. Genelde iki elimizi birden kullanıyoruz. Burada herkes çok kibar. Kapattığında bir çıt sesi çıkar. Çıt sesi çıktı. Ters çevir şimdi. Ters mi çevireyim? Sonra da kemere bırak. Biraz merhem yapalım. Erimiş merhemin katılaşması sadece 10 dakika sürüyor. Böyle ters çeviriyorum. Kesinlikle, baş parmaklarını kullan. Evet, i̇şte çok güzel. İşte oldu. Oldukça etkileyici. Evet, güzel. Güzel bir yıl olmuş. Değil mi? Birazdan günlük hayatta kullandığımız tuzları nasıl üretiyorlar? Oh, güzeller güzeli Kansas. Ayaklarımın altındaki topraklarda bütün dünyaya önümüzdeki 250 bin yıl yetecek kadar tuz var. Soluduğumuz hava gibi, içtiğimiz su gibi tuza da ihtiyacımız var. Günümüzde hayal etmesi zor.
Ama tuz eskiden inanılmaz derecede kıymetli bir maldı. Böyle kayalar nedeniyle şehirler kurulmuş, savaşlar yapılmıştı. Peki iki adet çok tehlikeli madde nasıl bir araya gelip de hayatımızın her köşesinde kendine yer buluyor? Tuzların birçok çeşidi ve onları elde etmenin de birçok yolu var. Fakat sofralarımıza gelmeden önce sodyum klorit olarak bilinen bu bileşik çok özel bir işlemden geçiyor. Kansas'taki bu arazilerde inanılmaz miktarlarda suyu yerin altındaki devasa tuz birikintilerine pompalıyorlar. Sonrasında tekrar geri pompalıyorlar ve su tuzu da alarak geri geliyor. Burası ek bir binaya benziyor Brian. Evet öyle. Bunlar tam olarak ne işe yarıyor? Suyumuzu aşağı gönderiyoruz. Evet. 213 metre aşağıya. Sonrasında tuzlu suyu bu binalar sayesinde geri çekiyoruz. Buradan suları vana odasına gönderiyoruz ve günlük örneklerimizi alıyoruz. Sonrasında tuzlu su merkezi pompalama odasında toplanıyor. Burada içerisindeki tuz miktarı belirleniyor. Ne kadar tuzluysa o kadar iyi. Elde edebilecekleri en tuzlu suyu istiyorlar. Çünkü her bir damla su buharlaştırma aşamasında dışarı çıkacak. Bu ise daha fazla enerji anlamına geliyor. Ziyan olmuş enerji. Bu yüzden işlemi olabildiğince verimli kılmak için çözeltilerin %100 tuzla dolu olmasını istiyorlar. Yerin altından çıkardığımız tüm bu tuzlu sulardan tuzları ayırmayı nasıl başarıyorlar? Cevap, buhar ekliyorlar. Binlerce kilo ağırlığa sahip buhar ekliyorlar. Şu anda saatte 23,5 tonluk buhar ekliyorum. 23,5 ton. Hı-hı. Evet. Buharı eklediğinizde tüm bu karmaşık mekanizmanın içerisinden tuzlu suyu geçirdiğinizde ortaya çıkan şey tuza benziyor mu peki? He? Katı mı? Dokunabilir miyiz? Hayır, hayır. Sıvı mı? Evet, sıvı. İki aşamalı buharlaştırma işlemi sonucunda su ve istenmeyen minerallerden kurtuluyorlar. Bunun sonucunda neredeyse tamamen saf sodyum klorit elde ediliyor. İnsan vücudundaki kasların ve sinirlerin düzgün bir şekilde çalışması ve hayatta kalması için buna ihtiyacı var. İnsan hayatı için çok önemli olan bir maddenin kendi başlarına çok tehlikeli olan iki maddeden oluşması gerçekten çok tuhaf. Sodyum suya bıraktığınızda patlayan bir metaldir. Klorsa zehirli bir gazdır. İkisinin de bir elektron sorunu var. Sodyum atomunun kararlı bir yapıya ulaşması için bir elektron fazlası var. Klorunsa bir elektronu eksik. Fakat ikisi de bir araya geldiğinde klor atomu sodyum atomundan bir elektronu alıyor ve böylece ikisi birden uslanıyor. Uysal bileşik sofralarımızda kullandığımız tuz olarak hayatına devam ediyor. Sofra tuzu kurutulduktan ve arıtıldıktan sonra paketleniyor ve yemeklerinize eklenmeye hazır hale geliyor. Compass Mineral bunlardan her gün 50 binin üzerinde üretiyor. Ne dersin Lou? Akşam yemeğinde bunu kullanalım mı? Yenilebilir tuzun çözülme ve buharlaşma işlemine ihtiyacı var. Fakat elimizdeki tuzları buzlu yollara dökersek çok daha etkili olur. Dünyadaki tuzların yarısı yollardaki buzu çözmek için kullanılıyor. Kansas'taki Line Tuz şirketinde 53 bin ton kadarını depoluyorlar ve havalar kötüleşince kullanıma sunuyorlar. Deniz tuzunun aksine kaya tuzu çok derinlerden geliyor. Gerçekten çok derin. Şu kuyudan aşağıya asansörle 2 dakikalık bir yolculuğa çıkacağız. Kafesimize girip yerkürenin derinliklerine doğru 305 metrelik yolculuğumuza başlıyoruz. Lou, buna hazır mısın? Tabii ki. Hazır mısın? Evet. Emin misin? Empire State binasının tepesindeymiş gibi gözükmüyor ama birazdan buna benzer bir şey hissedeceğiz. Evet, aşağı inerken aynen böyle olacak. Doğruca bodruma iniyoruz. Ellerini çıkarma. Şöyle bir bakarsan etrafta sadece duvarlar var. Aslında buraya bir el atılsa iyi olur. Neredeyse 90 yıllık. 90 yıllık mı? Otis denen adam bunun çalıştığından emin mi? Evet, emin. Tamam o zaman. Kaç metre aşağı ineceğiz? Bu asansörlerden günde 18 işçi aşağı iniyor. Şuna bak. Bu madenlerden yılda 500 bin ton tuz çıkarıyorlar. Dikkatli yürü Chris. Asansörden çıkarken dişlerimi kullanmak istemem. Burası kilometrelerce uzunlukta değil mi? Bu tuzlar 136 kilometre genişliğinde ve kuzeyden güneye 610 kilometre uzunluğunda bir alan kaplıyor. Ve siz bunun küçük bir kısmını kazıyorsunuz değil mi?
Çok ama çok küçük bir kısmını kazıyoruz. Yaklaşık 100 yıldan beri madenciler sadece 2,5 mil karelik bir alanı kazıyorlar. Diğer bir deyişle 6,5 kilometre kare. Buradaki tuz birikintileri boşaltmak çok uzun bir zaman alır. Buranın yapısı basit bir şekilde şu sütun gibi. Evet öyle. Hemen arkamızdaki başka bir sütuna dayanıyor. Doğru. Aralarında kaç metre var? 18 metre. 18 metre mi? Buradan şu arkadaki büyük duvarlara kaç metre var peki? Toplamda 73 metre. Yeryüzünün 305 metre altındaki boşluğu ayakta tutmaktan sadece bunlar mı sorumlu? Evet öyle. Şu iki büyük duvar ve şu iki büyük sütun. Evet. Tüm bu sütunlar ve tavanlar madencilerin inşa ettiği yapılar. Fakat doğanın kendilerine verdiği yapıların içerisinde çalışıyorlar. Eskiden burası bir iç denizdi. Sonra buharlaşmış ve ardında tuz birikintileri bırakmış. Şu anda o tuz birikintileri kazılıyor. Örnek vermek gerekirse, eğer arka tarafa, yukarıya bakarsanız oldukça düz olduğunu görürsünüz. Çünkü arkamızda bıraktığımız tuzla yukarıya çıkardığımız tuzu ayırıyor. Kaya tuzu yapmanın ilk adımı tuzu duvarlardan ayırmak. Bu havaya uçurmak anlamına geliyor. Patlamayı yöneteceğimiz oda burası. Şimdi içerisinde duruyoruz. Evet öyle. İşte ön tarafı burada. Evet, bu tarafın hala kesilmesi ve delinmesi gerekiyor. İşte lazer işaretçisi. Bu şekilde bir metre kadar gidecek, sonra bu taraftan bir metre kadar gidecek ve bir çizgi çizecek. Bu işaretler patlayıcıyla doldurulacak olan delikleri oluşturmak için kullanılıyor. Aşırı güçlü bir delik açma zamanı. Saymaya başlayalım, olur mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 adet manivela. Evet, burada bir tane var. Hepiniz hazır mısınız? Evet, biraz delik açmak istiyorum. Pekala, bu manivelayı geri öyle çekelim. Mi? Evet. Ne kadar geriye? Geri çek yeter. Tamam. Sadece dokunuyorum. Birazcık. Vay canına. Tamam, şimdi şu manivelayı çek. İşte delik açıyorsun. Gördün mü? Oho. Evet, hadi bakalım. Teşekkür ederim. Artık bir madencisin. Ne zaman Çin'e ulaşırım? Aha, bu şekilde oraya gidemezsin. Aşağı doğru kazmalısın. Aşağı doğru ha? Delikler açıldıktan sonra madencilerin patlayıcılar için duvarları hazırlamaları gerekiyor. Yani kesmeleri. Alt tarafa yakın bir yerden kazacakları yatay bir çizgi patlamanın etkisini arttıracak. 14, 15, 16. Hiçbirinin etiketi yok. Benim yönetebileceğim bir makineye benziyor. Sen otur, biz çalıştırırız. Hadi bakalım. Tamam. İşte oldu. Hadi. Bu çubuğu doğruca sağa doğru yatay bir şekilde mi itiyoruz? Evet. Hadi bakalım. Devam et. Tuzun tadını alabiliyorum. Gözlerim biraz yanıyor. Evet, yanar. Burayı havaya uçurmaya hazırız. Pekala Roger. Bütün gün bu iş için bekledim. Tam olarak ne yapacağız? Şuraya 36 dinamit lokumu yerleştirip havaya uçuracağız. Tuz madencileri amonyum nitrat, benzin ve petrol karışımı kullanıyorlar. Dinamit lokumunun görünümü böyle. Eskiden bunların bir lokumu yarım kiloydu. Evet. Artık 10 gramlık lokum halindeler. Bu miktar burayı havaya uçurmaya yeter mi? Bunlar torpile benziyor. Evet öyle ama bence ketçap şişesine benziyor. Evet, buna da benziyorlar. Buna eminim. İşlerinde muazzam bir kuvvet var. İlk önce üst tarafı mı alt tarafı mı havaya uçuracağız? Hayır, iki tarafı da aynı anda patlatacağız. İlk önce oradakiler patlıyor, ardından ikinci sıra dinamitler patlayacak. Sonra da üçüncü sıra. En sonunda köşedekiler patlayacak. Aslında bir nevi patlayıcı senfonisi olacak. Güzel bir patlama olacak. Burası tamamen sessiz bir hale büründü. Çünkü sadece biz varız. Ve birazdan burayı havaya uçuracağız. Öyle değil mi? İşte o an. Tamam, işte fünye ve işte ateş. Şu ipi çekiyorum, sadece çekiyorum. Evet, bunu alıyorsun. Kestane fişeği gibi. Evet, sadece şunu çekeceksin. Sonrasında buradan çıkmamız için 4,5 dakika zamanımız var. Patlamadan önce 4,5 dakika var. Duvar havaya uçmadan önce. Evet, boşaltma aracına bineceğiz, sonra aşağı inip patlamayı seyredeceğiz. Evet. Tamam, devam et. Yere bırak. Değil mi? Bu eğlenceliydi. Çok heyecanlıyım.
Aman tanrım, o nasıl bir titremeydi. Evet Tim, Luis dostum, ilk madenimizi havaya uçurduk. Evet. Kimseye tuz bulaştı mı? Her tarafım tuz oldu. Bu güzel patlamadan sonra kaya tuzu parçalarının daha gideceği çok yol var. Burası tuzların madenleri terk ettiği yer. Buradan ilk kez yeryüzüne çıkıyorlar. Tüm o patlatılan tuz parçaları büyük bir taşıma kemerine yükleniyor. Tam emin değilim ama sanırım şu anda futbol topu büyüklüğündeler. Sonrasında başka bir öğütücüye gidiyorlar. Bu öğütücüde büyük parçaları küçücük olana kadar parçalıyorlar. Bu büyük hazneler aşağıdaki madenden toplanan tuzlarla dolacak. 5.25 ton tuz alabiliyor. Sonrasında bunları yüzeye çıkaracaklar. Güle güle. Yeryüzünde kaya tuzu ayrıştırılıyor. Aşırı büyük topaklar tekrar sisteme gönderiliyor. Tuzlar yeterli küçüklüğe ulaştığı zaman paketlenip gönderiliyor. Kapıdan dışarı çıkmadan önceki en önemli aşama bu mu? Böyle mi yoksa böyle mi? Tamam. Oh. Bunu satmayalım biz.